Değerli kardeşlerim, her an imtihandayız. Bugün tıp fakültesine gidip yılda bir kez olmam gereken ultrasondan geçeceğim. Öğle namazından sonra akrabamız, baba dostumuz, çocukluğumuzdan beri tatlı hatıralarımız olan emekli imam ve murakip, aynı zamanda bir iş adamı, İsmail Telbisoğlu hocamızın cenaze namazına ve defin işlemine katılacağım. Her zaman şık, şen ve şakrak, yaşına göre de çok sağlıklı gördüğümüz İsmail abimiz de gittiğine göre, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir gün, ansızın veya yavaş yavaş gelen bir ölümle biz de gideceğiz. Dostların gittiği o gizemli ülkeye. Söylediklerimizden olumsuz bir hava çıkmasın. Rabbimizin nimetleri üstümüzde o kadar yaygın ki, o ikramlar karşısında çektiğimiz sıkıntılar bir hiç hükmündedir. Mesela, sağlıklı günlerimizin yanında hastalıklı günlerimizi orana vurursak, acaba yüzde kaç eder? Veya açlık yokluk çektiğimiz günler yanında karnımız tok, sırtımız pek günlerimizi düşünelim. Ne orandadır? Öyleyse Rabbimizin bizi ne kadar sevdiğini ve nimetlerle donattığını görelim. Hem sevinelim, hem de çok sevip şükredelim. Enseyi karartmayalım, moralimizi bozmayalım, nankör olmayalım. Kendimizi hastalıkların havuzu olan strese sokmayalım. Değerli kardeşlerim, şöyle bir soru olabilir. Peki bu hastalıklar hiç olmasaydı, hiç üzücü olaylar yaşamasaydık daha iyi olmaz mıydı? Rabbimizin buna da gücü yeter elbette. Neden böyle yapıyor? Madem Rabbimizin bu gücünü biliyoruz, çok iyi. Azıcık daha düşünelim. Acaba o zaman hakkımızda daha mı hayırlı olurdu? Bence hayır. Değerli dostlar, yaşarken her an şu gerçeğin bilincinde olmalıyız. Kim ve ne olursak olalım, hangi konumda ne iş yaparsak yapalım, hangi durum ve ortamda olursak olalım, bizi yaratanın kanunu böyledir. Bizi her an ve mekanda imtihan edebilir. Her şeyimiz değişebilir. Müslüman olan, yaratanın ve her nimeti meccanen verenin buna hakkının olduğunu bilir. Çünkü varoluş amacı zaten bir imtihandır insanın. Malum, imtihanın zamanını, zeminini, şeklini, miktarını Allah belirler. Bu yüzden her an İrademiz dışında hasta olabiliriz, sakat kalabiliriz, elimizdeki nimet ve imkanları kaybedebiliriz. İşte o zaman dahi hayata olan bağlılığımız bitmemeli, mutluluğumuz gitmemeli, neşemizi kaybetmemeliyiz. Çünkü bu Rabbimizden. Kaderimize razı olarak hamdü sena ve şükür içinde yaşamaya devam etmeliyiz. Hatta hastalık ve sakatlıklarımızı, engellerimizi birer fırsata dönüştürmeli. Bunlardan yeni kazanımlar üretmeliyiz. Mümkün mü? Neden olmasın? Tarih ve şöyle bir baktığımız zaman etrafımız bunu gerçekleştirmiş insanlarla
dolu değil midir? Hoşça kalın ve selam.